Bu amaçla onun hedefleri çok farklı. Yani sonuca baktığın zaman ilk maç dışarıda aldığın sonuç olarak iyi gözükebilir ama haftalardır son dakika penaltılarıyla puanları kaybettiğimiz için üzüntüsü farklı oluyor. Yoksa yani rakibimiz kendi liginin en güçlü takımı. Belki Premier Lig'in birçok takımın gücünde. Dolayısıyla iyi bir maç oldu. Pozisyonlar vardı. Belki penaltı yazsak maç orada çok farklı bir yere gelecek ama işte futbolun içinde bütün bunlar var. Onun için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Evimizde yarı finali herhalde hallederiz. Ben hakemle ilgili bir şey söylemiyorum maçlardan sonra. Hakemler de bizim gibi hata yapmıyor, çok doğru yönetir. Kimine göre hatadır, birine göre değildir. Onun için pozisyonları çok iyi süzmek lazım. Yani futbol oyun kurallarını çok iyi bilmeyen insanların hakemle ilgili bir şey söylememesi lazım. Ben oyun kurallarımı bildiğim halde 20 yıldır hakemlerle ilgili bir şey konuşmuyorum. Kaldı ki o işin içinden geldim. Hangi pozisyonun ne olabileceğini çok daha iyi biliyorum. Nerede kart çıkar, nerede çıkmaz, faul nedir, penaltı nedir biliyorum ama hakemin o 90 dakikadaki performansı bir gün iyi olabilir, bir gün kötü olabilir. Bu bizim için de olabilir, rakibimiz için de olabilir. Onun için hakemlerimize hep destek olmaya çalıştım ben bütün hayatım boyu. Hakemlerimiz insandır, hata yapabilir. Bizim lehimize de yapabilir, aleyhimize de yapabilir. Ne aleyhimize yaptıktan sonra, ne lehimize yaptıktan sonra hakemle ilgili olumsuz bir şey söylemem. Ben sadece hakemler için müsbet şeyler söylerim. Onun için fazla söyleyecek bir şey yok. Yani ben takımımla ilgili konuşuyorum. Pozisyonlar vardı, penaltıdan daha rahat pozisyonlar vardı, karşı karşıya pozisyonlar vardı. Onları atamadık. Yani hakem bizim için çok arka planda. Biz kendi